İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Ajanda programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Ajanda programının bu akşamki konuğu AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı diyecektim. Tabii ağzımız alıştı. Ünye AK Parti İlçe Başkanı Sayın Kenan Selim Argan bizlerle birlikte olacak. Bu akşamki sohbetimizi onunla yapacağız. Tabii seçimlere az bir süre kaldı. 5 gün kaldı. 5 gün sonra sandığa gideceğiz. Herkes gönlünün istediğini, kendisine en iyi hizmeti verebileceği inandığı kişiye oy vermiş olacak. Evet, Selim Argan, biz Yunus Emre kurumlarından tanıyoruz kendisini. Ünye'li de o şekilde tanıyor. Ama biz yine kısaca Kenan Selim Argan'ı tanımak istiyoruz. Tabii, teşekkür ederim. Benim adım Kenan Selim Argan. Ünye'de Yunus Emre Eğitim Kurumları Genel Müdürü olarak faaliyet göstermekteyiz. Bu anlamda da yıllardan beri Ünye'de siyasetin içerisinde olduk. Ünye'de ilçe başkan yardımcılığı görevlerinde çeşitli kademelerde bulundum ben. Halkla İlişkiler Başkanlığı, Tanıtım ve Medya Başkanlığı gibi görevleri üstlendik. Ordu'da İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptık. Mahalli idarelerden sorumlu başkan yardımcılığı ve il eğitimciliği görevlerini de beraberinde götürdük. 31 Mart seçimlerinde Ünye'de belediye başkan adayı olduk. Aday adaylığı süreciyle beraber biz tabi sahalarda yaklaşık 2-2,5 aylık falan bir süreçte çalıştık. Ardından mevcut da şu anda adayı olan Hüseyin Tavlı başkanımızın belediye başkan adayı olmasıyla beraber boşalan ilçe başkanlığı koltuğuna yapılan görüşmeler neticesinde genel merkezimizin de takdiriyle bizler uygun görülmüş olduk. Yaklaşık 2,5 aydır da Ünye'de AK Parti ilçe başkanı olarak görevimize devam ediyoruz. Görevimizin başındayız arkadaşlarımızla beraber. Evet. Yani bu anlatımdan da şunu çıkartabiliyoruz. Kenan Selim Argan direkt başkanlık koltuğuna oturmamış oldu. Bütün birimlerde hemen hemen çalışmış oldu. Siyasetin her kademesinde çalışmış oldu. Evet. Bir de bana göre Kenan Selim Argan'ın şöyle bir özelliği var. Babası da siyasetin içindeydi. Evet. Yani ailenin de siyasetin içinde olması size siyasi alanda bir nebze olsun yoğrulmanızda vesile olmuş oldu. Tabii en azından görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz, takip ediyorsunuz, merak ediyorsunuz herhangi bir sebeple. O açıdan siyaset baktığınız zaman hakikaten yani çok da boş bırakılması doğru olan bir mecra değil. O açıdan kim kendisinde bu anlamda sorumluluk hissediyor ise mutlaka siyasetin olması gereken yerinde olmalıdır. Ama tabii bunlar bir hesap ve plan dahilinde değil. Ama o gün için hangi şartlarda olması gerekiyor ve hangi noktada hizmet edebiliyorsa orada olması gerektiğini ben doğru bir düşünce olduğu kanaatindeyim. Çünkü esas olan da zaten millete hizmettir, ümmete hizmettir, ülkeye hizmettir. Ne katkı sağlayabiliriz, nerede olursak ne yapabiliriz diye düşünüp herkesin bu anlamda ortaya bir şeyler koymasının daha doğru olduğu düşüncesindeyim, kanaatindeyim. Şimdi şöyle, biz gazeteciler olarak da zaman zaman sizlere sohbet ettiğimizde soruyoruz ama vatandaşlarımızın da bilmesi açısından şöyle bir soru sormak istiyorum. Seçim atmosferine girildi. Ve hemen akabinde başkanlıkta size tevli edildi. Ekibinizi kurabildiniz mi? Evet. Çünkü yerel seçime gidiyoruz. Kısa bir zaman dilimi vardı. Ekiplerinizi kurabildiniz mi? Evet, teşekkür ederim. Tabii hakikaten dediğiniz gibi siyasetin böyle akreksiyonunun çok yüksek olduğu bir dönemde biz dediğiniz gibi kendimizi işin içinde bulduk. Bahsettiğiniz gibi hem teşkilatın yeniden kurulması ve ardından da önümüzdeki mahalli idare seçimlerinin de çok güzel bir şekilde dizayn edilmesi gerekiyor idi. Bu anlamda genel merkez tarafından yetkilendirildikten sonra Ocak ayı içerisinde bizler hızlı bir şekilde Ünye Teşkilatımızın kurulması için arkadaşlarımızla beraber istişare yaptık. Siyasi büyüklerimizle beraber istişare yaptık. İstişare neticesinde öncelikli olarak tabii ki ilçe teşkilatımızın kurulmasını sağladık. Tabii ki biz bunları yapar iken boş durmamalıydık. Boş durmadık da. Çünkü önümüzde 31 Mart seçimlerinde adayımız olan Hüseyin Tavlı Başkanımız var. Başkanımızı da hep gönlümüzden geçen en yüksek oy oranı ile temsil edilebilmesini sağlamaktı. Bir taraftan teşkilatın kurulması, teşkilatın sağlanması
Diğer taraftan da seçimlerle ilgili yapmamız gereken çalışmaların ikisini bir bütün halinde götürmek suretiyle bir noktada birleştirdik. Tabii ki hem teşkilatın kurulması hem de önümüzde yine belediye meclis üyeliği ile ilgili falan çok önemli olan bir süreç vardı. Bu süreçte de o dönemde yaklaşık 100 arkadaşımızın müracaatı, işte onların tekrarında belli bir komisyon dahilinde incelenmesi. Hakikaten çok yoğun bir dönem geçirdik işin doğrusu ama ben bugüne kadar geldiğimiz süre içerisinde teşkilat mensuplarımızın tümünün hepsini eksiksiz bir şekilde, gayretkeş bir şekilde, aynı zamanda isteyerek, gönül rızası ile bu görevi yaptığı inancındayım. Yanlış bir tercihimizin olduğunu hiç düşünmedim. Her şey güzel gidiyor. Seçim çalışmaları da güzel gidiyor. Zira yapılan anketler, göstergeler bunu en güzel şekilde doğruluyor. İnşallah önümüzdeki seçimde de, bu 31 Mayıs seçimlerinde de, pazar günü yapılacak olan seçimlerde de en yüksek oy oranını almak kaydıyla arzu etmiş olduğumuz seçimde istediğimiz seviyeye ulaşmış olacağız diye ümit ediyorum. Evet, bir de belediye meclis üyelerine baktığımızda seçici olduğunu görüyoruz. Hatta orada bir şeyler dikkatimizi çekti. Mesela evet, hiç inşaat mühendisi, işte müteahhit yok. Bu hangi kıstasta? Şimdi şöyle Hamza Bey, geçmiş dönemlerde tabii ki hani inşaat mühendisi, mimar, çevre plancısı, bu arkadaşlarımız meslek olarak baktığınız zaman hakikaten önemli bir meslek mensubu, önemli bir mesleği icra eden arkadaşlarımız. Biz orada şunu gözettik işin doğrusu. Geçmiş dönemde edinmiş olduğumuz tecrübeye ilişkin olarak belediye meclis üyeliği yapmış olan mimardır, mühendistir, işte veya şehir plancısı, hani çok şehir plancısını katmadık ama mimar ve mühendis özellikle geçmişte belediye meclis üyesi olduğu takdirde bu sefer piyasada mimari ve aynı zamanda da inşaat mühendisliği hizmetleri alacak olan vatandaşların bu belediye meclisi üyesi olan arkadaşlarımıza ciddi bir eğiliminin olduğunu gördük. Biz bunu bizzat yaşadık. Yani özellikle son 3 dönem, benim hatırladığım kadarıyla 4. dönemde de böyle bir şey vardır muhakkak. Biz bunu gördüğümüz için şimdi piyasada diyelim o zaman mimari anlamda projelerin hepsi belediye meclisinde görevli olan arkadaşlarımıza bu sefer hep gitmeye başladı. Bu sefer ne oldu? Fırsat eşitliğini biz kendi elimizde bitirmiş olduk. Yeni mezun olmuş olan inşaat mühendisleri, mimarların hiçbir tanesine iş gitmiyordu. Şimdi biz belediye meclisinde 2-3 tane inşaat mühendisi veya mimar yani orada görevlendirdiğimiz takdirde onları memnun edeceğiz ama diğer taraftan 15 tane, 20 tane yeni mezun olan arkadaşlarımızın da önünü keseceğiz. Dolayısıyla burada bir fırsat adaletsizliği ortaya koyarız düşüncemiz vardı. Keza böyle olunca biz de mimarlarımızla, mühendislerimizle de konuyu zaten değerlendirdik. Yani bizim bu dönem böyle farklı bir düşüncemiz var. Hepinizi seviyoruz, hepinizi hakikaten kolluyoruz, hepinize değer veriyoruz. Çok güzel bir, dediğimiz gibi, meslek icra ediyorsunuz. Olmazsa olmazlarınız var ama böyle bir hassasiyetimizin olduğunu da ben bilmenizi arzu ediyorum. Çünkü vermiş olduğumuz örneklerle de bunu doğrulamış olduk. Çünkü hakikaten baktığınız zaman belediye meclis üyesi olan bir arkadaşımıza 10 tane piyasadan iş gidiyor. Diğerine yeni mezun olan arkadaşımız, yani kendi geçimini böyle temin etmekten, kendi geçimini sağlamaktan bir haber oluyor. Arkadaşımız hakikaten mağdur oluyor. O yüzden o hassasiyeti gözetmek kaydıyla böyle bir şey yaptık. Tabii ki bunu yaparken tabii belediyede de işte mimar, mühendis noktasında da ihtiyacımız olur. İşte belediyelerde ilerleyen zamanlara doğru sıkıntıya düşülür mü? Bunları da düşündük. Yani biz iktisatçılar iyi bilirler. SWOT analizi deriz. Yapacağımız bir eylemde işin artısını ve eksisini böyle bir tarafa yazarız. En sonda deriz ki hangisinin işte yapılması veya yapılmaması doğruysa onu uygularız. Zaten teknik anlamda baktığınız zaman Ünye Belediye'mizde zaten yeterli mühendisimiz var, mimarımız da var. Onların bilgilerinden istifade edilir ki zaten bizim harici olarak da bilgi edinmemiz gerektiği zaman bizim dışarıdaki mühendisimiz, mimarımız her zaman bizim yanımızda. Biz de onların yanındayız. O açıdan bir sıkıntı olmayacağını düşündük ve kararımız öyle oldu. Ben bununla ilgili inanın
yani bir eleştiri de almadık işin doğrusu. Herkes de takdir etti, doğru buldu. Bu şekilde bir karar verdik, uygulamaya devredeştik. Evet, gayet de güzel oldu. Sizin almış olduğunuz tepkilerin bir kısmında biz basın olarak bunu hissetmiş olduk. Evet. Şimdi tabii devletimizin yapmış olduğu yatırımlar var. Ünlü. Bunları zaman zaman biz de bir de hükümetin takip ettiği, bildiği, siz de hükümet adına burada ilçe başkanı olduğunuz için bunları takip edeceksiniz. Daha önceki yıllarda şöyle bir sorun demeyelim ama gözden kaçırılanlar oldu diyebiliriz. Belediye başkanıyla ilçe başkanının arasındaki çalışmayı sizin döneminizde nasıl olacak? Şöyle olacak, biz tabii teşkilatın başında bir başkan olarak biz teşkilatımızı sevk ve idareden sorumluyuz. Teşkilatımızdaki birlik ve beraberliği sağlamaktan sorumluyuz. Belediye başkanımız da belediye yönetimiyle ilgili alandan sorumlu. Biz yani kendi sorumluluk alanımız neyse o mecrada kendimizi daha çok etkin hale getireceğiz. Belediye başkanımızın da kendi sorumluluk alanları neyse bu. Bu tabii ki belediye başkanımız da bizim istişare etmemiz gereken, onun bizimle istişare etmesi gereken konular vardır. Ama ben yani mevcutta Hüseyin başkanımızın başarılı olabilmesi için, yani onun bu 5 yıllık dönemde belediyecilik imtihanını, belediyeyi en iyi şekilde götürebilmesi, yönetebilmesi, adından bahsettirebilmesi için teşkilatımızla beraber biz çalışacağız. Yani kesinlikle. Biz belediye başkanımız başladıktan sonra onun işte farklı yöntemlerle ayağını çelme takalım veya işte farklı hesaplar planlar peşinde olalım. Asla böyle bir düşünümüz olmayacak. Kesinlikle olmayacak. Onun başarılı olması için, onu iyi hizmet edebilmesi için elimizden gelen ne var ise teşkilatımızla beraber çalışacağız. Geçmişte bir takım sıkıntılar yaşanmış olabilir, doğrudur bu. Ama böyle de gidecek değildir. Bu da anlamsız bir şey olur. Biz o yüzden dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazımdır. Sözünden hareketle, Hazreti Mevlana'nın sözünden hareketle geçmişi günahıyla, sevabıyla geçmişte bıraktık. Artık yeni bir sayfa açtık siyasette. Özellikle Cumhurbaşkanımızın da 2019 yılı içerisinde söylemiş olduğu gönül belediyeciliği ve gönül siyasetini de ben bunu eklemek istiyorum. Yapmak istiyoruz. Gerçekten artık bizim ünyemizin kaybedecek zamanının olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu siyasi çekişmelerden, bu siyasi atışmalardan, yani sizler yıpranıyorsunuz, bizler yıpranıyoruz. En büyük kaybı burada ünye ve ünyeli daha çok yaşıyor. O açıdan bizim böyle nefsi düşünmekten ziyade ünyeye kazanımlarımız, ünyeye yapacaklarımız, ünyede elde edeceklerimiz ne ise bunun üzerine haşrolmamız ve yoğrulmamız lazım diye düşünüyorum. O açıdan kesinlikle kavganın bir parçası olmayacağım. Ben onu kesinlikle net söylüyorum. Keza zaten Hüseyin başkanım da benden her şeyden önce yaşça büyük bir ağabeyim. Yani hep haklı olmuş olsam bile yaşça büyük olan bir ağabeyime asla ve asla bir saygısızlık yapma cihetinde bulunmamam lazım. Çünkü almış olduğum aile terbiyesi de bunu asla kaldırmaz. Biz böyle yetişmedik. Hüseyin başkanımız bizim yani ciddi anlamda bir abi olarak gördüğüm birisi. Diğer taraftan da ben Hüseyin Başkanım hakikaten çok ılımlı buluyorum. Çok böyle hakikaten istişareye böyle önem veren bir başkan olarak görüyorum. Tecrübeli görüyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde sadece benim değil, STK'lar olsun, dernekler olsun, kanaat önderleri olsun, ünyeyi ilgilendiren her ne konu var ise onları da aynı şekilde fikrini almak suretiyle yoluna devam edeceğini her fırsatta söyleyen bir başkanımız. İnşallah bu dönem farklı bir belediyecilik yaşayacağız. İnşallah bu dönem farklı bir siyaset yaşayacağız diye ümit ediyorum. Bunlar da inanın hasbi olmak önemli, hesabi olmamak lazım. Cumhurbaşkanımız da söylüyor ya bize hasbiler lazım, hesabiler lazım değil diye. Ben ilçe başkanı olarak bugün ünyede siyasete ne katabilirim, ünyeye hangi hizmetleri getirebilirim, benim bunu düşünmem lazım. Ben yarını düşünür, farklı planlar, farklı hesapların içine eğer düşersem o zaman zaten bu iş başlamadan bitmiştir. Balık baştan kopmuştur. O yüzden biz Hüseyin Başkanımızın her zaman yanında olacağız. Başarılı olması için gayret edeceğiz. Ünye'ye ne kazandırabiliriz? Onunla ilgili çalışmalarımızı aramızda sürdüreceğiz. Niyetimiz, amacımız, gayemiz bu. Buradan da yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Biz 83 yılından beri
Yani ben 88 yılında başladım gazeteciliğe. O günden bugüne Ünye meşeili her zaman siyasi olarak bir gereksinimimiz vardır. Burada da işte Şükrü Yürü'den başlayalım. Rahmetli Refahettin Şahin diyelim. Büyüklerimiz devamlı oldu. Şimdi de bu döneme gelindiğinde işte Sayın Numan Kurtulmuş AK Parti ikinci adamı ve yine baktığımızda Ünye'nin evladı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakan Yardımcımız. Ünye için bir şey istendiğinde, kapılarına gidildiğinde en iyi desteği vereceği kişilerin başında onlar geliyor. Biz işte Ünye ilçe başkanı olarak, işte Ünye belediye başkanı olarak Ankara'ya birlikte mi gideceğiz? İstek ve arzularımızı birlikte mi yapacağız? Bu konuda net bir tavır sergileyecek miyiz? Tabii ki şöyle. Yani biz Ünye Belediyesi'ni ilgilendiren konular veya işte bizim genel siyasetimizi, genel Ünye'ye kazandırılacak olan politikalar üzerine bir pazarlık tabii ki konusu olmayacaktır. Bu önemli olan Ünye'ye getirilecek olan yatırımlardır. Bizler ilçe başkanı, belediye başkanı, gerekirse biz milletvekillerimiz, hani Kaymakam Bey'i de hakikaten ben bakıyorum, Ünye'yi böyle kendi memleketi gibi gören bir kaymakam. Ben Ünye'deki sorunları, Ünye'deki yapılması gerekenleri en ince detaylarına kadar bilen bir kaymakam beyimiz var. Ben nezdinde teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten hep yanımızda oldu. Konuları en ince detaylarına kadar biliyor. Bahsettiğiniz minvalde genel başkan vekilimiz, Ünyeli hemşehrimiz, tabii ki Numan Kurtulmuş. Biz ilçe başkanlığı görevi tevdi edildikten sonra ben kendisinden randevu talep ettim. Sağ olsun bir saate aşkın bir süre sohbet ettik. Ben oradaki almış olduğum mesajdan net bir şekilde şunu anladım. Ünye'yi sevdiğini biliyoruz. Ünye'de hakikaten bir şeyler yapmak istiyor. Ünye'de bir şeyler olsun. Ünye'nin yıllardan beri kanayan yaraları var. Yıllardan beri yapılması gereken hizmetler var. Bunlarla ilgili ciddi anlamda bir takım formatlar dahilinde çalışma yapmıştı. Biz gittiğimizde bunu gördük. Yanımızda da bir takım yine girişimlerde bulundu Ünyeli heyetle beraber gittiğimizde. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, beraber hareket etmiş olduğu genel başkan vekilimiz Ünye açısından hakikaten ciddi bir kazanç ve kazanımdır. Bu zaten yadsınamayacak olan bir gerçektir. Biz ne zaman yanına gitmek istesek, telefonla görüşmek istesek sağ olsun her zaman bize bunu sağlamıştır. İşte biz de Sayın Genel Başkan Vekilimizden bundan hareketle Ünye'ye ne alabiliriz, ne katabiliriz? O da aynı duyarlılıkla ve aynı hassasiyetle olaya bakıyor. Hatta en son Ünye ziyaretinde bir ortamda Ünye ile ilgili falan sorunları konuştuğumuzda inanın bizler kadar konuya hakim olan bir büyüğümüz. Tabii ki yerelde de yine bu işle ilgili ilgilenen milletvekillerimiz var ama genel başkan vekilimiz ve ardından Dışişleri Bakan Yardımcımız kardeşimiz var. Yavuz Selim Kıran da aynı şekilde Ünye ile ilgili konulara çok değinen bir kardeşimiz. Biz onu da ziyarete gittik, onu da gördük. O vesileyle de Sayın Varank'tan randevu aldı. Sayın Varank'la biz görüşme sağladık. Yani Ünye ile ilgili her türlü destekte, Ünye ile ilgili her türlü hizmette kendisi var. Ben her ikisine teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki bizim açımızdan, Ünye açısından ciddi bir kazanç ve kazanımdır. Biz önemli olan hani ağlamayan çocuğa meme verilmez misali, biz ne istediğimizi bilmeliyiz. Onlar çünkü yoğun bir zaten atmosferde siyaset güdüyor. Bürokratımız aynı şekilde Yavuz Selim Kıran kardeşimiz de Ankara bürokrasisini iyi bildiğinden bu anlamda da Ankara'daki çalışmalarda falan ciddi anlamda bize katkı sağlıyor. Ben bu dönemin hakikaten çok ciddi bir kazançlı dönem olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerek milletvekillerimiz, gerek genel başkan vekilimiz, gerekse Dışişleri Bakan Yardımcımız, her zaman ulaşabileceğimiz arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. O açıdan Ünye inşallah önümüzdeki dönemde hizmetlerin kısa sürede kazanılması noktasında ciddi bir çığır açmış olacak.
Bizler de bunun takipçisi olacağız. Belediye başkanımız da olacağız. Gerekirse kaymakam bey de olacağız. Gerekirse farklı siyasetçilerle de biz bünyeye kimle ne katabilir isek STK'larımızın çok kıymetli başkanlarıyla beraber olacağız. Öyle de olacağız, böyle de olacağız. Çünkü bizim ortak paydamız Ünye. Yani Ünye'ye gelecek olan yatırımları biz kiminle sağlayabilir isek onlarla beraber olmaktan hiçbir zaman gocunmayacağız. Çünkü siyaset zaten insanlara hizmet etmek için yapılır. İnsanlarla kavga etmek için yapılmaz. Bizim asla kavga taraftarı olmadığımızı da insanlar bilirler. Biz bu işleri hep Yunus'a götürmeye çalışırız. Yunus'un yaşam felsefesinden, Yunus'un hayat anlayışından, Yunus'un dünya görüşünden bir şeyler alarak yaşamaya, insanlara bunu anlatmaya, bu minvalde hareket etmeye ve kazanımlarımızı da bu doğrultuda yapmaya çalışırız. İnşallah hem insanların gönlünü kazanır hem de ünyemiz kazanır fiili olarak hizmetlerle diye gayret edeceğiz, uğraşacağız, emek vereceğiz. İnşallah muvaffak oluruz. Çünkü dediğim gibi bizim kaybedecek zamanımız yok. Evet. Gerçekten yok. Devlette devamlılık esastır. Şimdi tabii ülkenin gelmiş olduğu ortam, krizler de var. Ünye'nin Kültür Sarayı meselesi vardı. Bu Kültür Sarayı meselesinde en güzel ihaleler yapıldı, kazma vuruldu. Vurulan bu kazmanın hemen ardından maalesef tüm Türkiye'de olduğu gibi başlamayan yatırımlar şimdilik dursun dendi ve durmuş oldu. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllar demeyelim de seçimin hemen ardından tabii ki bu krizler bir şekilde aşılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun devamlı olmayacağını ve bir şekilde ülkenin normal rayına oturacağını biliyoruz. Evet. Normal rayına oturduğunda Kültür Sarayı başta olmak üzere önemli yatırımlarımız var. Evet. Mesela işte organize sanayi ile alakalı yapmış olduğunuz sizlerin de girişimleri var. Evet. Ve Cumhurbaşkanımızın da yakından takip ettiği gibi 4000 küsür 5000 liraya yakın bir dilim aktarıldı veyahut da aktarılmaya hazır imzada. Benim isteğim şu. Daha önce organ sanayi ile alakalı Cevizdere'de yaşamış olduğumuz bir tecrübe var. Orada da devlet ilk dilim parayı göndermişti ama sonrasında takip edemediğimizden dolayı mı diyelim, işi sıkı tutmadığımızdan dolayı mı diyelim, onun devamını getiremediğimiz için organ sanayi elimizden gitmişti. Evet. Bu defa Ünye'li iş adamları olaya bizzat el atarak devletten gelecek olan para bizim kasamızda dursun. Biz burayı satın alalım dediler. Sayın Kaymakamımızın da önderliğinde işte mevcut Sayın Yaşar Sezgül'ün de dahlinde işte Hasan Basri Durak abimiz, Ticaret Odası, Ticaret Borsası. Yani Ünye'li iş adamları bir araya geldiler. Dediler ki biz bu işi bizzat kendimiz yapalım. Devletimizin yanında olalım. Buradan gelecek olan parayı yıllardır bekledik. Bir türlü olmadı. Para bizim peşimizden gelsin dediler. Güzel de bir iş ortaya çıktı. Bunun devamında 5000'in hem alınması, devamının alınması yönünde bir de Kültür Sarayımızla alakalı bu kasalar açılır açılmaz yapacağımız işlemler nelerdir? Hizmetlerimizin devamında neler öngörüyorsunuz? Teşekkür ederim. Tabii bahsetmiş olduğunuz minimalde Kültür Sarayı bizim ünyemizin olmazsa olmaz yatırımlarından bir tanesi. Tabii uzun yıllardan beri biz bu eksikliği hissediyoruz. Malum yeri de biliyorsunuz şu anda bizim şu anda Pazaryeli bölgesinde yeri falan hazır. Proje ihalesi falan yapılmıştı. Proje ihalesi gerçekleşti. Ardından yapım ihalesi de gerçekleşti. Hatta parası da onun çıkmıştı. Ama bahsettiğiniz üzere özellikle Ağustos ayında dış mihrakların özellikle bizim ülkemiz üzerine yapmış oldukları bu ekonomik salvolar, ekonomik saldırılar karşısında Cumhurbaşkanımızın da talimatı ile özellikle devlet yatırımlarının %70 oranında bitmeyenleri haricindekilerin durdurulması kararı alındı. Bakın iptali söz konusu değil. Kesinlikle iptal söz konusu değil. Onunla ilgili bahsetmiş olduğum hem projeleri hem yapımdır bu ihaleleri falan gerçekleşmiş. Parası da hazır idi ama sadece bir ekonomik yönden bir
devlet ek bir yüke girmesin. Çünkü o günkü şartlar dahilinde yaklaşık 140 milyar dolar olan bizim Merkez Bankası rezervlerimizde bir düşüş yaşanmıştı. Ama şu anda devletimizin almış olduğu, hükümetimizin almış olduğu böyle paraya dayalı güzel önlemler sayesinde tekrar eski seviyesine doğru geliyor. İyi ve güzel adımlar, iyimser adımları biz görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu tabii ki tedbir amaçlı olan bir şey. Zaman zaman bizim ülkemizin başına her 10-15 yılda bir bu darbelerin gelmesi gibi ülkemizin kendi başına yeten bir ülke olmasını istemeyenler var. Cumhurbaşkanımız da sık sık bunları dile getiriyor. Dünya beşten büyüktür sözünü boşuna söylemediğini herkes biliyor. O açıdan Türkiye'nin kendi kendine yeten, kendi kendini üreten bir ülke olmasını istemeyen dış mihraklar tabii ki farklı yöntemlerle bizim üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Bu da onların bir parçasıydı. Bunun devamı olur mu, olmaz mı? Tabii ki bunlarla ilgili tedbir açısından biz yani vatanımız olmadıktan sonra Ünye'de her şey olsa neye yazar? Asla hiçbir şeye yaramaz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Sözünden hareketle bizler özellikle Cumhur İttifakı'nın iki genel başkanımızın 15 Temmuz'da sokaklarda ve meydanlarda bir araya getirmiş olduğu bu ittifak kapsamında ciddi bir dik duruş sergiliyoruz. Vatanımız her zaman payidar kalacaktır. Ezan asla dinmeyecektir. Bayrak asla inmeyecektir diye. Bu açıdan tabii ki tedbirli ve ihtimamlı gidiliyor. Şu an göstergelerin iyi olduğunu biliyoruz. Bahsettiğiniz üzere yarın inşallah tekrar bu ekonomik tedbirlerle beraber mesafe kat etmiş olduğumuz bu sürecin sonunda biz Kültür Sarayı ile ilgili süreci aynen devam ettireceğiz. Yani Kültür Sarayı mutlaka Ünye'ye yapılacak, aynı yere yapılacak. İptali söz konusu değil, proje ihalesi yok, yapım ihalesi öyle bir şey yok. Onu biz net bir şekilde söyleyebiliriz. Sadece bahsettiğim gibi devlet yatırımları ile ilgili sürecin devam etmesiydi. Burada özellikle Cumhurbaşkanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın falan uygulamaları var. Biz de takip ediyoruz. Çok kıymetli siyasetçilerimiz de takip ediyorlar. Şu seçim sürecini bir atlatalım inşallah. Önümüzdeki istikamette nasıl bir yol izleyeceğiz? Hükümetimizin bundaki tutumu ne olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Diğer bir konu da bahsettiğiniz üzere organize sanayi tabii çok önemli bir konu. Biz organize sanayiyi hakikaten Ünye açısından baktığınızda bu öncelik sıralamasına göre birinci sırada öne aldığımız sorunlardan biri. Çünkü benim çocukluğumdan bugüne baktığınızda ben Midrebolu bölgesine falan da bu organize sanayinin o dönemde yapılmak istenildiğini bilirim. Çocukluğumuzda biz konuşulurdu. O dönem orası tabii konutlaşmaya, konut arazisine uygun diye orada bu gerçekleşmedi. Ardından Cevizdere bölgesinde bir takım çalışmalar yapıldı. Cevizdere bölgesinde yapılan çalışmalar neticesinde oranın mahkemeyle sona ermesi gündeme geldi. Çünkü orada gerek tarım alanlarının işte bozulması veya su kaynaklarına yakın olması gibi çeşitli gerekçelerle mahkeme kararının ortaya konulmuş olması orada da bizim yapmış olduğumuz çalışmaları bir noktada bitirdi. Yani tabii ki organize sanayilere başlamak güç, onu bitirmek de aynı şekilde güç. Devam ettiriyorsunuz. Bir noktada bitti, devlet oraya artık bu yatırımı yapamazsınız dediği takdirde o zamana kadar geçmiş olan süre tekrar geri gelecek. Çünkü oranın yapılması için bütün bakanlıkların uygun görüş alınmış, iptali için de aynı şekilde tekrar bir geriye dönüş olacak. Çok ciddi bir zaman kaybımız oldu, hakikaten oldu. Yani Ünye açısından baktığınızda organize sanayinin bu tarihe kadar olması gerekir miydi? Kesinlikle gerekirdi. Ama inanın tüm siyasetçilerimiz bu konuyla ilgili aslında emek verdiler. Şu anki müteşebbis heyetimizin de ben çok samimi duygularla bu işin peşinde olduğunu biliyorum. Yani görüyorum da. Herkes uğraştı, herkes emek verdi. Çünkü onlar da görüyorlar bu yörenin en büyük sorununun işsizlik olduğunu. İşsizliğin çözülmesi için herkesin ben taşın altına elini koyduğunu biliyorum, görüyorum, gözlemliyorum. Bu dönemde de tabii ki orası olmayınca ardından Kildik bölgesinde bir yer bulundu. Kildik bölgesindeki yerle alakalı da yaklaşık 400-450 dönüm ama rezerv alanlarla bu yaklaşık 1000 dönüme kadar çıkacak olan bir alan. En son işte Ankara ziyaretimizde Ünye'deki meslek kuruluşlarımızın çok kıymetli başkanları ve Kaymakam Bey'in de yanımızda olmuş olduğu heyetle yapmış olduğumuz görüşmelerde orada çok ciddi bir rapor sunduk ilgililere, yetkililere.
Orada özellikle Sayın Varank'a biz yani Ünye'de efendim yani yaklaşık 25 yılı aşkın 30 yılı bulan bir süre içerisinde organize sanayide bir noktaya geliniyor, sonra tıkanıyoruz, adım atamıyoruz. Yani insanlar hakikaten organize sanayinin artık Ünye için kaçınılmaz bir yatırım olduğunu biliyorlar ki biz de burada sıkıntı yaşıyoruz. İşsizlikle ilgili bu sorunları çözemedikten sonra ne siyasetimizin bir anlamı var ne ticaretimizin bir anlamı var. Çünkü siyasetçiye en çok gelen talep inanın iştir, işsizliktir. Bu minvalde hareket ederek biz inşallah 3500 kişi civarında başlayacak olan bir istihdamın ardından da böyle 5000, 6000, 7000'e kadar çıkacak olan bir istihdamın da kapısını aralamış olacağız. İnşallah Ünyeli hemşehrilerimiz de bu olacak. Herkesin bunda katkısı var. O da başkanlarımızın, müteşebbis heyetimizin, siyasetçilerimizin. Yani birlik ve bütünlüğün olduğu yerde ben her zaman rahmetin olduğunu bilenim ve sizler de buna inanan insanlarsınız. O açıdan birlik ve bütünlük içerisinde hareket eder isek inanın çok verimli sonuçlar alınabiliyor. O günün şartlarında 4 milyon 800 bin lira para organize sanayi hesabına geldi. Sayın Varank da bunu Twitter'dan özellikle bildirdi. Bu hizmeti yaptığını. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle yine Mart ayında yapmış olduğu ordu ziyaretinde de işte bu paranın verildiğini, devamının geleceğini de söyledi. Bu şu anlama geliyor. İlk etapta istimlakla ilgili verilmesi gereken para 4 milyon 800'dü. Şimdi tabii ki mahkemenin vermiş olduğu ikinci bir karar var. 5 milyonun üzerinde. Bununla ilgili de inşallah seçim sürecinden hemen sonra biz devam edeceğiz çalışmalara. Buradan şunu net bir şekilde söyleyebiliriz Hamza Bey. Tabii şimdiye kadar böyle yüklü miktarda bir devletin kaynak ayırmış olduğu bir organize sanayi olmadı Ünye'de. İlk kez yüklü miktarda bir parayı buraya şu anda ödediler. Ödedikleri için, ödenildiği için daha geri dönüşünün olmayacağını biz biliyoruz ki zaten iş adamlarımızın da bahsettiğiniz üzere bir tedbiri var. O zaman şunu kesin ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Allah'ın izniyle diyelim. Yani organize sanayiden dönüş yok. Kesin ve net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. İnşallah bunu bu süreyi en kısa sürede tamamlayıp da oraya kazmayı vurur isek Ünye'de de inşallah istihdam anlamında, işsizlik anlamında da bir nebze olsa gençlerimize, işsizlerimize çare oluruz diye düşünüyorum. Hakikaten çok önemsiyorum. Yani bakıyorsunuz iş buradan bile onlarca müracaat geliyor. Fakülte mezunlarından geliyor. Üzülüyorsunuz. Tabii ki devletimiz Allah razı olsun yani belli bir istihdam noktasında tabii ki bir şeyler ortaya koyuyor ama bizim milletimiz de her şeyi böyle memuriyette arıyor. Aslında Peygamber Efendimiz de yani rızkın %90'ı, %99'u ticarettedir demiş. Ticarete alıştıramadık biz. Evet. Bir türlü gençlerimizi cesarete alıştıramadık. Aslında ticaret eşittir, cesarettir aynı zamanda. Ama herkes bakıyorsunuz kamuda görev almak istiyor. Herkes memur olmak istiyor. Böyle masa başı görev yapmak istiyor. Aslında yani bu ruhu biraz daha böyle geliştirebilecek eylemlerde bulunabilsek ben öyle ya da böyle herkesin bir noktada buluşabileceğini biliyorum. Ben kendim de mesela yani belediyede ben de çalışıyordum. Ben istifa ettim, ayrıldım mesela. İşte biz olmadık, düşünmedik öyle şeyler. O yüzden gençlerimizin bu açıdan daha iyi değerlendirmelerini ben arzu ediyorum. Tabii ki hani devletimiz herkesin iş sahibi olmasını ister ama ortada tabii yani herkes memur olamaz, herkes doktor olamaz, herkes savcı olamaz, kaymakam olamaz. Sonuçta bu işleri yapacak insanlar da vardır. O açıdan inşallah organize sanayi buna bir lokomotiflik eder. Orada da üretimi görürüz. Üretim çok önemli. Üretim aynı zamanda ülkenin şaha kalkışı ile ilgili falan bir lokomotiftir. Orada birçok göstergeler de bizim gençlerimize ilham kaynağı olur ve ardından da bakıyorsunuz 3-5 kişilik bir arkadaş grubu bir araya gelir. Yeni bir iş alanı, yeni bir istihdam kapısı ortaya koyarlar. Sizler de, Ünyeliler de buna vesile olur inşallah diye düşünüyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler. Yani sohbetimiz 40 dakikayı aştı. Sohbet de güzel gidiyor ama hepsini bu akşama sığdırmayalım. Hepsini bu akşamda konuşmayalım. Diğer sonraki akşamlara da zaman ayıralım istiyorum. Ben ajanda programını belediye konuk evinden yaptık, yapıyoruz. Bu ikinci programımız belediye konuk evi de gayet şık ve şahane. Burayı da ilerleyen günlerde sizlere aktarmış olacağız. Evet Sayın Başkanım ben süremiz kısıtlı olduğundan dolayı
programı bitirelim istiyorum. Benim soramadığım, sizin şunu da söylemek istediğim bir cümle var derseniz ben, buyurun. Tabii teşekkür ederim. Ben tabii önümüzde bir biliyorsunuz 5-6 gün sonra bir seçim var. Evet. Sadece şu konuya ben dikkat çekmek istiyorum. Bu seçim Cumhurbaşkanımızın da sık sık söylemiş olduğu bir söylem var. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da sokaklarda yazıldı, meydanlarda yazıldı. Allahu Ekber nidaları ile yazılan bir birliktelik dedi. Burada tabii beka sorunu ile ilgili çok kısa bir anekdota değinmek istiyorum. 31 Mart seçimlerini sadece bir mahalli idare seçimleri olarak görmemelerini arzu ediyorum. Çünkü hakikaten dünya yeniden kuruluyor gibi bir şey. Dünyanın kendini sahibi zanneden ülkeler var. Dünyayı istediği gibi dizayn edeceklerini düşünen, istedikleri gibi şekle sokacaklarını düşünen ülkeler var. Bunlara müsaade etmeme adına, onlara bu fırsatı vermeme adına ben hakikaten ülkenin ikbal ve istikbal davası adına bir seçim olduğunu da unutmamalarını ve inşallah 31 Mart seçimlerinde Ünye'de Hüseyin Tavlı Başkanımız, Ordu'da Doktor Mehmet Hilmi Güler Başkanımızın en yüksek oy oranı ile temsil edilebilmesini arzu ediyorum. Tabii ki bahsettiğim minvalde hareket ederek, yani burada bir mahalli idare seçimi değil, bir genel seçim gibi aynı şekilde ülkenin geleceğiyle ilgili bir seçim edasıyla buna bakmalarını arzu ediyoruz. Çünkü hakikaten bakıyorsunuz dünyanın kendini sahibi zanneden ülkenin başındaki adam bir tweetle ülkeyi karıştırma cihetinde bulunabiliyor. Bizim milletimiz çok feraset sahibi bir millet. Yani böyle şeylere asla müsaade etmeyecektir. Bunu biliyoruz. Ülkenin başına gelenler belli. MİT krizinden, 17-25 Aralık operasyonlarından 15 Temmuz'lara kadar yaşamış olduğumuz süreci bu millet çok iyi biliyor. Asla böyle şeylerle başaramayacaklarını bildikleri için işte bu tarz bahsetmiş olduğumuz ekonomik müdahalelerle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Eskisi gibi değil. İnsanlar artık her şeye, bilgiye çok kolay ulaşabiliyorlar. Bir şeyler kurgulandığını, bizim ülkemiz üzerinde de bir takım oyunlar oynandığını net bir şekilde gördüklerini ben biliyorum. Onu unutmamalarını, aynı şekilde bu minvalde olaya bakmalarını ve Cumhur İttifakımızın birlikteliğinin her zaman milletin yanında, mağdurun yanında, mazlumun yanında olduğunu bilmelerini, 31 Mart'ta da oylarını bu minvalde kullanmalarını arzu ediyorum. 31 Mart seçimlerinin, önümüzdeki seçim sürecinin öncelikli olarak ülkemize, milletimize, ilimize ve Ünye'mize hayırlara vesile olmasını, insanlığa güzel hizmetlerde bulunmasını, inşallah insanların yaşam standartlarını artıran bir seviyede seçim olmasını, uhulet ve suhulet içerisinde gerçekleşmesini ümit ediyorum. Bu vesileyle de bizi burada bu ortamda, nezih ortamda misafir ettiğiniz için sizlere ve nezdinizde ekibinize teşekkür ediyor. Tüm izleyicilerimizi de saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet sevgili izleyiciler, bir ajanda programının da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Alp TV ve Moda FM'den, Moda TV'den sizlere ulaştık. Başka bir programda buluşmak dileğiyle şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.